Mart 2009'da yapılan seçimlerin ardından sözlü tartışmalarla belediye eski başkanı Hasan Balaman'la birçok kez karşı karşıya gelen belediye başkanı Yusuf Siyah Günaydın bu kez Balaman'ın sözlerini yargıya taşımaya başladı. 150 trilyon liraya yaklaşmış bir şekilde yüksek bir borcun altında belediye bu sıfır borçta yok denilen bu noktada teslim aldık. Artık Isparta'ya hizmet etmesi lazım. Neredeyse görev süresi sona eriyor. Yatıyor kalkıyor Hasan Balaban. Yatıyor kalkıyor Hasan Balaban. Allah muhafaza neredeyse gökten bir taş düşse kafasına onu bile benden bilecek. Isparta Belediyesi ve belediyeyle iş yapan firmaların yetkililerine yönelik düzenlenen operasyonun iddianamesinde suç örgütü kurmakla suçlanan Belediye Başkanı Yusuf Siyah Günaydın'la Günaydın'ın aile bireylerini Isparta'nın onuruyla oynamakla suçlayan Belediye Eski Başkanı Balaman, Isparta halkına hizmet etmek yerine kendi aile şirketlerinin menfaatlerine hizmet etmişlerdir ifadelerini kullanmıştı. Bir belediye başkanını düşünün, kendisi aile bireyleri örgüt kurmakla, suç örgütü kurmakla ve yolsuzluk yapmakla suçlanıyorlar. Bir belediye başkanını düşünün, 172 yıla kadar hapsi isteniyor. İşte Yusuf Siyah Günaydın'ın 3 yılda Isparta'ya kazandırdıklarım dedikleri var ya, bunlardır. Aile bireyleriyle birlikte maalesef Isparta'mızın onuruyla oylamışlardır. Isparta'mızın kamuoyu nezdindeki itibarını düşürtme çalışması içerisinde bulunmuşlardır. Bir belediye başkanının görevi seçildiği ilin halkına hizmet etmek olması lazım. Ama maalesef bu arkadaşlar Yusuf Siyah Günaydın ve yakın aile çevresi bırakın Isparta halkına hizmet etmeyi kendi menfaatlerine, kendi şirketlerine menfaatlerine hizmet eder duruma gelmişlerdir. Balaman'ın bu açıklamalarını yargıya taşıyan Günaydın, Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendisinin ve aile bireylerinin kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışıldığını gerekçe göstererek Selefi Balaman hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusunun hemen ardından Başkan Günaydın yeniden harekete geçti. 5 yılda bizden önce maalesef ve maalesef o güzelim devletimize hiç vergi ödenmemiş. Devletine katkısı olan sülük olmayan bir belediye başkanıyım şu anda. 2011 yılı Aralık ayı içerisinde Günaydın'ın bu açıklamalarına cevap veren belediye eski başkanı Hasan Balaman, sen sülük değil miras yedisin ve Isparta'yı gayrimeşru yollarla tahribata uğrattın ifadelerini kullanmıştı. Isparta'nın meydanlarına, oteline, gazetelere boy boy ilan alarak bel maçına satılık daireler dediniz. Siz ancak hani sülük diye bahsediyorsunuz ya, aslında siz miras yedisiniz. Miras yedisiniz. Meşru ve gayrimeşru yollarla ne kadar tahribatlar yaptınız, ne kadar zararlar uğrattınız Isparta'ya, bunların farkında mısınız siz? Günaydın Balaman'ın bu açıklamaları hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kamuoyu nezdinde küçük düşürüldüğü gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na açılan soruşturmayla ilgili Balaman'ın ifade...